Akademi Ligi 7. hafta birinci günde günün ikinci karşılaşması. Bu haftaya lider olarak başlayan Galatasaray ile 4. sırada bulunan Galaktikos arasında oynanıyor. Ve Galaktikos Galatasaray'ın iki galibiyet gerisinde ilk yasaklama Galaktikos'tan Galio ve Galatasaray'dan da Kamil cevabı geldi dayı. Galio ve Camille ile başladık senin de gibi. Çamana Gazo'nun iyi oynadığı şampiyonlardan Galio. Bir de Rames'in Lilias'ını yasakladılar. Bakalım Olaf yasaklaması gelecek mi Rillet'e karşı. Geçen hafta iki oyun Olaf oynamıştı Akademi Ligi'nde. Udyr yasaklandı. Bir yasaklama daha yapacak burada Galacticos. Belki Mete yasaklamalarından bir tanesini yapmayı tercih edebilirler. ya yani i̇lk seçim Rel falan alabilir Galaktikos Akademi çünkü. şavikateme oynamayı çok seviyor. ve Kaysa yasaklandı. Burada rally yasaklaması bekliyorum ben açıkçası Galatasaray Akademi'den. Çünkü yasaklanması ilk seçimden alacak muhtemelen Galacticos Akademi. Bakalım Galatasaray'ın son yasaklaması Kamil Lajı. Udir. Yanında senin tahminin üzere dayı. Rel yasaklanıyor. İlk seçimden Prime Olaf e yöneldi rulet için. Bunun geleceği belliydi ama. Evet ve rulet geçen haftada Galacticos e, forması ile ilk performansında yine Olaf oynamıştı. Gayet de iyi bir performans sergilemişti. Bakalım Olaf'a cevap olarak ne seçilecek? Udir ve Lilia'nın yasakta olduğu bir durumda. Graves? Çok kötü değil, çok iyi de değil Graves. Kayıtlayabiliyor doğru oynarsa ama Olaf yakalarsa Olaf da canını sıkabiliyor Graves'in. tabii erken oyunda orman temizlemizi çok çok daha fazla burada Olaf'ın. Diğer tarafta ise ise oyun ilerledikçe çok güçleniyor. Hmm, erken bir orta koridor seçimi. Syndra'yı burada almak istedi Galatasaray. Ya bir Ekko tercihini bu sefer de Blake'ten görebiliriz Syndra'ya karşı. Çok iyi bir tercih biliyorsun ki. Oyunun her aşamasında üstün geliyorsunuz neredeyse. Sindra'ya karşı. Ama onlar Orianna'ya yöneldiler. Çok iyi bir eşleşme değil Orianna için. Ama eskisi kadar bu Sindra'nın dengeleme almadığın dönemki kadar kötü de değil. Doğru oynarsa, o karanlık kürelerden kaçarsa kazanabiliyor bu eşleşmeyi Orianna. Eskiden çok fazla kullanabildiği için o yeteneklerini koridor aşamasında sindirip e bir şekilde öne geçiyordu. Hı, hı. Artık biraz daha oru yanlarının eline bakıyor o koridoru kazanıp kaybetmek. Ve Şavik Atami için Trash burada oluyor. Nişancıyı ve üst koridoru son iki seçime bırakmayı tercih etti Galaktikos. Burada Çamana Gazo bakalım ne seçecek? İkinci saklama kısmına geçmeden önce bir nişancı gösteriyor. Zaya burada Şimdi... kilitlendi bir taraf nişancıları yasaklarken diğer tarafsa destekleri yasaklamaya gidecek. Bir rakan yasaklaması gelebilir mesela. Rakan Leona benim beklediğim yasaklamalar. Belki evet, Akademi tarafından diğer taraftansa nişancı yasaklamaları gelecektir. Belki bir Senna'yı ve Aphelios'u yasaklamak isteyebilirler ama onlar Kalista'yı yasakladılar. Tabii Kemba daha çok Kalista oynadı. Kalista ve Afelios mantıklı olabilir. Evet, Zaya'nın en iyi partnerlerinden biri Rakan. Burada yasaklanıyor. Galacticos tarafından bakalım Galatasaray ikinci nişancı yasaklamasını hangi şampiyondan yana kullanacak? Ya, Afelios'tan yana yapmak en mantıklısı olabilir. Hem Trash'in iyi bir partneri Afelios hem de şu anda gayet kuvvetli durumda. Onlar da Afrilius'u yasakladılar. Şimdi tam tersine... Rakan'ın yerine Volibear eklemek istediler. Nuke'un şampiyonunu kapatmak istediler şampiyon havuzunu bir nebze de olsa. Çünkü çoğu üst koridor şampiyonuna karşı iyi durumda açıkçası. Bakalım seçim. burada. Bir destek tercihi olacaktır. Leona. Yani benim yasaklanmasını beklediğim şampiyon açıkta kaldı ve seçildi. Burada Kemba sivir üzerinde duruyor. Son dönemlerde bolca seçilen ve aslında bu korda orada da iyi denilebilecek bir seçim ama sivirden şimdilik vazgeçmiş gibi Kemba. Birebir de kağıt üstünde bir Zaya kontrolü olarak gösterilen Tristana'ya yönelmeyi tercih etti Kemba. Ve oyun ilerledikçe de hiper taşıyıcıya dönüşebilen bir şampiyon. Bakalım üst koridora ne seçecekler. Çok daha güvenli bir seçim. Kör alınabilecek bir seçim. Aatrox Prime için alındı Galacticos'ta Ve seçim sırası son seçim Galatasaray'da. Şimdi burada Galatasaray'ın bir karşı seçim yapması gerekiyor Aatrox'a karşı. Kazanacak bir eşleşme oluşturmaları gerekiyor. Tabii bir yandan kitle kontrolde ihtiyacı var bu takımın. Üst koridorda Graves kullanmak istiyorlarsa. İkisi de var bu şampiyonda. Hem kontra tercih hem kitle kontrole sahip Aatrox'a karşı. Yani iyi bir tercih geldi. Irelia eşleşmesi. Net bir kazanan eşleşme. Bakalım bu eşleşmenin gidişatını... Ormancılar değiştirebilecek mi? Asıl önemli soru işareti bu. Çünkü bire bire ka birebir kaldıkları her durumda yenecektir bu eşleşme. İrelia. Evet ve İrelia'da da çok fazla görmediğimiz seçimlerden aslında. Bir dönem çok fazla yasaklanıyordu. Ardından hiç seçilmemeye başladı. Şimdi yavaş yavaş oyuncular almak isteniyor. Cepten çıkarmanız gerekiyor bu tarz durumlarda. Hı -hı. Yani kontra tercih yapmanız gereken ve net kazanabileceği bir eşleşme varsa. Rakipte de çok kitle kontrolü var. Yoksa İrelia iyi bir silah oluyor. Burada da durumlar İrelia için iyiydi. Bakalım bu silahı nasıl kullanacak Galatasaray. Günün ikinci karşılaşması Akademi Ligi'nde Galacticos ve Galatasaray maçına geçiş yapıyoruz. Gözümüze çarpan pek de fazla bir şey yok gibi. Yani çok farklı rün tercih yok açıkçası. Bir Tristan'ın üzerinde keskin sanak var ama onu da artık alıştık diyebiliriz. Hı -hı. Üzerine atlayıp rakiplerinin çok hızlı şekilde 3 saldırı yapıp o patlayıcı yükünün maksimum hasar vermesini sağlayabiliyor. Farklı kaslarda. Ve roket atlayışının da bekleme süresi sıfırlanıyor o sayede. O yüzden de aslında çok güçlü 6. seviyeden sonra özellikle anlık hasar konusunda ve iki destekte de tutuştur var. Aslında ikisinin de bitkinlik kullanacağı bolca şampiyon var ama tutuştur tercihinde bulunmuş destekler. Alt koridorda 2'ye 2 de skor bekleyebiliriz. İlk karanlık küreyi tuturmuştu. Çamana gazo ikinciyi de tutturdu. 3'te 2 şu ana kadar. Ya bu tarz hamleler koridor kazandırır. 4'te 3. Yani net bir kazanan koridor değil dedik ama bu küreler tutarsa sadece şu ana kadar bir tane kaçırdı. Bu koridoru kazanır Çamana gazo. Yani şu an görüyoruz birer iksir içilmiş durumda ama Blake'in yarıcanı var. Şimdi ikinci seviye oldu. Tamam kaçtı sevgili reji. Bir tane de kaçar arada ya yufucum. bu <laughs> şu ana kadar bayağı iyi iş başarıyor bu koridorda. orada. Oh, bu sersemletme tutsa? Orayı devam ettirmek isteyebilirdi. Bence de. şu an. Dışından da var diyorsun. Ama bir tane daha iksiri var. Artı peksimet var. Yok şey geldi. 7 milyonlu dalga geldi ve koridoru ittirmişti aslında. Hem iksirlerini resetlemek için hem de bir de bir totem alıp gelebilirdi koridora. Çamana Gözü rakibin üzerine gidiyor. iki burada sersemlette Sıçrayacak Blake e ama sıçradığı zaman da düşebilir. Fakat minyonlar çok fazla vuruyor. Çamana minyonları düşecek. Blake ilk kanı döktü. <laughs> Çamana Gözü. Yani iyi oynuyor, iyi oynuyor, iyi oynuyor dedik. Evet iyi oynadı skoru da belki de alabilirdi. Fakat minyonlar şu an oyundaki en güçlü yaratıklar gibi bir durum var. Ben demedim dayı. Sen <laughs> dedin ve öldürttün çamağını. <laughs> <harcını. gülüyor> tamam ya benim benim yüzümden öldü. Kabul ediyorum. Skorda orada yalnız. Nuke yakalandı. Reims buraya doğru yaklaşıyor. Şimdi bir sıçra. Tabii Nuke'un köy uh, yeteneği uçar bıçaklar olması lazım. Eski adı öyleydi ama. Yeni adını hemen kontrol edelim. Evet uçar bıçak bekleme süresine girdiği için orada takası kaybetti. Uçar bıçak olsaydı, bekleme süresinde olmasaydı çok farklı ilerleyebilirdi o takas. Prime yalnız takası kazanmasına rağmen Ormancı'nın oraya gelmesiyle birlikte sıçrasını kaybeden taraf oldu. Ee, Tabi Graves de kullandı sıçrayı orada. Rulet alt koridora baskına geliyor göründü orada ama Şavikatami'den sıçrayla birlikte bu bir oyun. Ryup burada düşecek. Ve skor kime gidiyor? Skor Tristana'ya oh, gidiyor. Bir izimde. ölüm cezası denemesi geriye tutmadan agresif oyun Kemba'dan. Kule Kemba'ya dönüyor. Yeterli olmadı o sar. Milyonları ittirebilecekler mi? Hayır. Canlar çok az zaten. Dediğin gibi yeterli olmadı. Yalnız Rulet bu alt koridor bastımlarını sürekli yapıyor. Şabikatemi ile bu kısa süre içinde uyumu <laughs> bayağı iyi yakalamışlar gibi duruyor. Geçtiğimiz hafta haftada hatırlarsan da benzer oyunlar görmüştük bu ikiden. Yani Şabikatemi'nin başlattığı, Rulet'in takip ettiği alt koridor baskınları görmüştük. Yine bir benzeri güzel bir skor aldı. Burada Galacticos Akademi tarafı skorda tabii en istedikleri hedefe gitti. Kemba'ya gitti. Çamana Gazo manasını bitirmiş. Tabi eskisine göre bahsettiğimiz üzere o dengelemelerden sonra çok daha hızlı bitebiliyor manası. O da onun sıkıntısını yaşıyor belli ki. Bakalım hepsini alabilecek mi derken bir tane kaçtı ama bu kadar minyon dalgasından sadece bir tane kaçırdı kule altında Yufoni. Bayağı iyi bir iş başardı Prime onu söyleyelim. Minyon konusunda hala girdi. Ve şimdi Nuke vampiri As'ı aldığı için çok daha rahat edecek. Aynen öyle. Çok rahat akas yapabilecek. Diğer taraftansa e, ...Rulette... 8 milyon önünde iki kamp anlamına geliyor bu. Ejlere başlıyor. Bu Ejder'i... konta e istemesi karşı gelmesi bu Ejder'in yapılmasına çok güç Galatasaray tarafından. Çünkü koridorları itilmiş durumda. Daha yeni geldi hatta Çamana gazı orta koridora. O yüzden ister istemez bıraktılar. Yalnız güzel takas Prime'dan. Fakat bu takasların pek bir anlamı olmayacak. Birazdan canını dolduracak Nuyuk. Aldığı bu Ampirasa sayesinde. Ki neredeyse doldu bile. Şu an iki yükte üçüncü yükünü kazandı. Bakıyorum hayır 5 yükte. Yüklerini kaybetmemiş. O yaptığı takastan sonra yüklerini resetlemeye çalışıyor. Altı Senin oldu. Altı, ama Prime de altı olunca Direkt kullanmayı tercih etmedi. Fakat cehennem prangasına yakalandı Nuk. Çok fazla sarılıyor. Tabi tekrardan can yenileme avantajı kendisinde. Rulet de e, ejderden sonra bir de yampir yengeci alacak. Üst koridordaysa Nuke olabildiğince minyonları ayarlamak istiyor. Irelia'nın Irelia oynayan oyuncuların yapması gereken bir şey aslında. Şu arkadaki büyü, büyücü minyonların canını olabildiğince az tutmanız gerekiyor ki... ...hem ee, yeteneklerden, savaş içinde yeteneklerden kaçın... ...hem de rakibin üzerine agresif oynayabilin. Nuke da bunu hazırladı. Arkadaki minyonlara gitti vurdu. Orada canları azalttı. Bir uçar bıçakla hepsini öldürebilecek konuma geldi. Hem çok hızlı yük kazanabiliyorsunuz bu sayede... ...hem de rakip yaklaştığında ki şu an görüyoruz... ...yaklaşamıyor Prime o minyonların canı az olduğu için üzerine oynayabileceğini biliyor e, Nuke Hem de rakibi korkutuyorsunuz. Geride kalmaya zorluyorsunuz. Oraya yaklaşmak isteyecektir. Prime bir yetenek kullanarak aldı ama Nuke çok iyi dondurdu koridoru. Evet Prime sadece tecrübe puanını almaya yönelik bir koridor geçiriyor şu anda. Çünkü sıçrası sıçrası da olmadığı için. Yani oraya yaklaştığı anda bütün yeteneklerini kullanıp üzerine oynayacak Nuke. Bunun farkında Prime. Şimdi Katami'ye YuP yakaladı iki kişinin derisinde yüzü, tutuşturu da bırakıyor orada. Çok çok farklı hedeflere... Yalnız Kemba ultiyi de bıraktı ve e, bekleme süresinden çıktığı için yeteneği tekrardan uzaklaşıyor mu? üst koridora bir baskın! <laughs> Prime'da skoru alınca bir CT'li 2-3 bir şeyler spamladı orada. <laughs> Ama üst koridorda Nuke o kadar iyi durumdaydı ki baskın gelmese muhtemelen üzerine gidip doğru orayı pozisyonda alacaktı skor. Oraya bir 2-3 dakika daha dondurabilecek durumdaydı koridor. Yani prime yaklaşımıydı. Orada koridorun o freeze'ini dondurulmasını bozmaya gelmesi gerekiyordu zaten Rulet'in ama o bozmaya bozmaya gelmedi de skor almaya geldi biraz da. Playkim de yetişmesiyle birlikte skoru da aldılar aslında. Bir de alamet geliyor. Rület yine Olaf'la birlikte erken oyunda yani, hakikaten çok aktif oynuyor Ufone. İki tane skor çıkardı Takım arkadaşlarına e, İki de objektif aldı daha dakika 9 yani Bir ormancı için Rüya senaryo aslında Hem bu kadar e, Skora katkı sağlayıp Hem de bu objektifleri alabilmek e, Bir de üzerine minyonda da geriye düşmedi Orman kampı konusunda ki ormanı temizlerse Alt ormanı tamamen duruyor Öne de geçecek çünkü diğer tarafta e, Rames'in alabileceği kamp kalmadı kendi ormanında. Şimdi geldi. <laughs> Bu ile biz tartışma mı oldu aranızda? Yok ben de anlamadım. <laughs> Az önce yemek söyleyelim dedi. Söylemedim ona mı kızdı? <laughs> ne yaptı bilmiyorum İfhanicim. Reji. Reji senin açıkları kovalıyor. Roulette <laughs> <laughs> de oradaki küçük tavuğa tenezil etmedi. Kırmızı güçlendirmesini alıyor burada. Ya onu yapmasının sebebi bu arada rakibe e, zamanlamasını vermemek biraz da. Çünkü rakip oradan çıkar çıkmaz alırsan rakip ne zaman çıkacağını tahmin edip tekrar gelebiliyor oraya. Ama bir 15 saniye 10 saniye sonra alırsan orayı e, zamanlaması tutmuyor. Orta koridorda sadece 2 milyonluk bir fark olacak. Bu milyon aldıktan sonra çabana gazo. <laughs> Tam şey diyordum. alamıyorsun alamayacak <laughs> şimdi göreceksin diyordum ama sindire işte. Alamayacağını fark ettiği anda burada yeteneğini kullanıp hedef alınamaz hale getirdi. Üst koridoru yine çok iyi bir yerde tutuyor Nuyuk. Ve buraya bir Baskın izleyebiliriz. Sersem Netil'de Prime. Prime'nin üzerine gitmeye devam ediyor yok. Cehennem prangası tuttu. Hasar çok fazla alabilir yalnız yok. Buraya ışığından da kullanılıyor. Fakat geri çıkma kararı aldı Galatasaray. Kullanılan ne? şok dalgası yakaladı ve Prime sıçrayla skor oluyor. Camona Gazo'dan bir, bir de deneme de değil bu Sersem Yani bu kadar iyi minyon dalgası kontrolü yapıp Arda arda iki skor vermesi çok büyük talihsizlik evet. New Nuke adına. Araya bir de bir tane e, Cella'da sıkıştırsa çok daha iyi olabilirdi diyor ya. Tamam eşyası değerli, iki eşyayı bitirmek çok önemli falan ama... Bu arada kötü bir alamet kullanımı diyebiliriz buna. Ya yani kötü demeyelim, çok optimal değil. Ama hem alamette orta koridorun canını bayağı azalttı hem de Ejder öncesi pozisyon evet. hazırladı aslında. Evet. Ya ejderi zaten alacaklardı ama buraya gelemeyecekti muhtemelen Galatasaray ekibi. Ya biraz daha burada orta koridora hasar vermek için kullanıldı. Belki biraz daha hasar verseler ilk kuleyi de alabilirlerdi ama muhtemelen süresi de bitiyordu çünkü 8 civarında almıştı ee, alameti. Çok kötü olmadı tabi senin dediğin gibi. Hem iki barikat aldı hem orta koridor kulesini bu kadar canını azalttı. Şevkat'ın bir totemin üzerinde şu anda. Prime's arka tarafta bekliyor. Burada bir yemleme vardı ama keriden çok erken kullanılan bir ulti. Prime geldi üst oradan şimdi de Cihan Pranga tutuş ve bir sıçrayla oyun. Camara Gazo'ya yakaladı burada ölüm cezası. Score Prime'da. Yani üst korda bu kadar geri düşen Prime 3-0'a geldi. <laughs> kaybetmesi gereken bir eşleşme oynuyor demiştik ki durumda da Kaybetti onu gösteriyordu. Kaybetti de zaten. Evet, durumda onu gösteriyordu. 20 milyona yaklaşmıştı, 20 milyona çıkmıştı fark. Kemba, Kemba. dur. yüp yakaladı, inanılmaz bir hasar. rulet ne yapıyor rulet? Kule altında rulet, rulet, rulet. milyona da vurdu ama skoru da aldı. <gülüyor> <gülüyor> ya artık o kadar fazla kamp kuruldu ki oraya yufanı. Tek başına gitmeye başladı oyuncular e, Nuke'un üzerine. Tabi bu birebir skor e, Rületin işine yarıyor aslında. Çünkü buradan ekstra barikat çıkaracak. Ekstra minyon kaybedecek Nuk. şu oyunda hakikaten hiçbir şey Nuk'un istediği gibi gitmiyor ya. Nuk da ilk eşyasını direkt olarak bitirmek yerine arayı bir çizme eklemek istedi artık. Şu Oo. dalgası boşa gitti burada. Şavik Atemi şimdi ölüm cezası ile yakalıyor rakibini. Burada sıçrası olmayan bir Graves üzerinde tutuştur da var. Son vuruşta Blake'ten. 7-1'e getirdi maçı Galacticos. Orada Şabikata mı de hakikaten bayağı iyi oynuyor şu ana kadar bu oyunu. Ki bu takımın parlayan oyuncularından, parlayan yıldızlarından bir tanesi de aslında. İstediğimiz karşılaşmalarda bu maçta da bıraktığı yerden devam ediyor. Bir seviye girdi Nuke ama bu takası istiyormuş gibi duruyor. Oo, oh. Ulti kaçtı. Ulti kaçınca tabi takası devam ettiremez hale geldi. Ki takası devam ettirse bile çok bir şey çıkmayacak gibiydi. Rulet de gelip bir selam verdi oradan baltasıyla birlikte. Hala ilk kule düşmedi bu arada. İlk kuleyi almaya çalışabilir burada Blake. Çamana gazo. Ultiyi de bıraktı Blake'in üzerine. Şavikata yan taraftan gelmişti oraya. Rakibini püskürttü Çamana gazo. Rulet. Rakibin normanında baskı kurmaya devam ediyor. Tabi alt koridoru birebir bu rankman e, Galacticos'un işine yarıyor. Az önce gördük Kemba'nın neler yapabildiğini Rup'a karşı. O yüzden olabildiğince koridordan çıkıp haritada dolanmaya çalışıyor bu noktada. Şevik Atemi. Çalışıyor Çalışıyorum diye kontrol ettiğim o, ihtimalle. Muhtemelen seviye attı ama CTRL'e basmayı unuttu. Kontrol R yaparken. Diye tahmin ediyorum yani öyle yordum ben ona yordum. Bir falan. <laughs> Sen öyle yorduysan öyledir o zaman. Değil. <laughs> Başka ba daha başka bir şey düşünmek istemiyorum çünkü. Şimdi skor dört 4 kişilik bir <laughs> <mi> baskın. <laughs> ne çektim menü yok. <laughs> Prime kuleyi tanklıyor burada. Kuleyi tanklamaya devam ediyor Prime. Şimdi kuleyi bıraktı. Kule burada. Rulet. Rulete döndü. Rulet düşecek mi? Son anda. Son anda Skor yenilmez. geldiği için canı yenilendi orada ruletin. Ama zamandır yine da... gri ekrana bakıyor. Evet, evet. Uzun zamandır da yani bu yenilmezim hayat kurtardığını görmüyorduk çok fazla. Çünkü tercih edilmemeye başladı son dönemde biraz yenilmez. Özellikle koridor oyuncuları biraz daha böyle yenilmezi bıraktılar. Diğer taraftan da dediğin gibi nuk yine siyah ekrana bakıyor. O yenilmezden daha çok yine o e, ağaçtaki e, zafermiddi. Özür diliyorum. Zafer evet. özür diliyorum. Skordan sonra Ondan eksik canın %12'sini yenileyerek ayakta kaldı orada. Diğer taraftan çünkü oyuncuların tercihi biraz daha değişiyor. Taşıyıcılar e, bu maksimum can, e, can yenildiğinizde maksimum canın üzerine kalkan vereni tercih edebiliyorlar. Onun adı Şifa Taşkını bir de işte neydi o mana veren şu an bana vermiyor tabi bana yeniliyor. adını unuttum yine aynı run sayfasında aynı zaferle birlikte aynı yerde seçiliyor ona yönelebiliyorlar İrelia da var şu an hemen kontrol ediyorum Evet, evet pratik o... zeka pratik zekaya falan yönelebildikleri için çünkü mana problemini özellikle mana kullanan şampiyonların koridor aşaması için çok fazla çözüyor tarafına yöneldiğini görüyoruz. O yüzden Zafer'i bırakmıştı Zafer tercihini oyuncular ama burada roulette'in o tercihi hayatını kurtardı. Evet ve Galacticos 3. ejder alıyor. Çok erken bir 3. ejder bu arada. Yani... Dakika 17. Dakika 17, dakika 23'te ruh tehlikesi kapıda olacak 22'de ve... 22'de hatta, 23'te değil. Evet. 22 özür <laughs> diliyorum. Yani 22. dakika <laughs> bitmiş olacak, 23'e girmiş olacağız. Şimdi üst koridora bir kule altı denemesi olacak. Prime İyi, onları önde karşılamak istiyor. Bir de geliyor. 4 kişilik bir baskın. Prime Sashray'ı da kullandı. Canını olabildiğince yenileyecek ama. Kit'te kontrol geldikten sonra yeteneğini kullanamadı ve yenileyemedi daha fazla. 4 kişilik baskın skoru getirdi. Belki kuleyi de getirecek ama alt da. ikinci kulesini kaybetti Galatasaray. Inhibitor'a da kafa atacak o. Ve inhibitor kulesini alabilirler. Yani bu kuleye kafa atacak. Inhibitor kulesine. Patlayıcı yük var mı Kemba'da? Şu an meta süresi herhalde. Aldılar yine bir tur. Dakikada 17. Orta koridordan da ikinci kuleyi alıyorlar. Evet, e, üst koridoru kurtarmak istediler ama yani üst koridoru kurtarırken de bu kadar fazla şey kaybetmemeleri gerekiyordu Bifoni ya. Bilmiyorum alameti mi hesaplayamadı Galatasaray ama muhtemelen alameti hesaba katmadılar İki kule gibi. hatta orta koridor ikinci kulesi düştü diyebiliriz neredeyse. Çok az canı var. Ee, bir de inhibitör düştü, Bu düşen kulelerden bir tanesi inhibitör. Evet. Ve Hatta 3 bu... kule mi? Alt koridor ilk kulesinde mi evet, alındır? evet. Ama o galiba tam şey alamet öncesinde alındı. Yani düşmeye hmm. düşmeye yakındı o kule. Orayı bırakmışlardı ama devamı çok istedikleri gibi olmadı. Burada bunu da Kemba'yı bıraktılar. Kemba da ilk eşyasını bitirmiş ama üzerinde muhtemelen bir aile altın var ki şu şey an olsun. evet, bir eşya bitirmeye çalışıyor. Hani, çok evet. rahat kastı ya Alt koridorda Tristan'ı Bir de hançer var üstünde Sanırım bir coşku eşyası Burada tamamlanacak Ve 3 dakika sonra da Okyanus ruhunu alma potansiyeli var Galaktikos'un Akademi Ligi'nde lider Galatasaray'a karşı Çok üstün bir performans Şu ana kadar Galaktikos'tan bu Galatasaray için de büyük bir darbe bu arada. Yani bu haftaki karşılaşmalar her takım için çok kritik. Çünkü artık e, süre daral daralıyor ve playoff yarışı daha da kızışıyor Yufoni. Biliyorsun ki Akademi Ligi'nde ilk 4 takım playoff'lara kalıyor. ilk 6 değil. O yüzden ilk 4 takım arasındaki rekabet çok daha değerli. Ve şu an ilk 4 takım arasında çok fazla e, takım var. Yani... Şöyle söyleyelim. ilk 6 takımda en az galibiyette olan 7 galibiyet. Yani Galatasaray'ın 2 galibiyet gerisinde. 2 galibiyet gerisinde alttan da bu arada gelen takımların da çok e, bir eksiği yok baktığımız zaman. Yani onların da şansı devam ediyor mesela Nasır Akademi 6 galibiyette. Bugün alacakları bir galibiyet, yarın da alırlarsa onlar da kendilerini ilk 4'e yaklaştıracaklar. Hı hı. Ki bildiğim kadarıyla bu hafta onlar e, üst taraftaki rakiplerine karşı oynuyorlar. Yani playoff yarışındaki rakiplerine karşı oynuyorlar. O yüzden hakikaten kritik bir haftayı geride bırakıyor olacağız. <laughs> Ki bu maçta keza öyle. Dediğimiz gibi Galacticos şu an 7 galibiyette. Galatasaray 9 galibiyette. Bunu kazanırsa Galacticos 8 galibiyet olacak ve Galatasaray'ı namalüp, daha doğrusu namalüp demeyeyim. ...tek başına birinci olma koltuğundan da indirmiş olacaklar. Eğer ki kaybederse tabii. Şimdi Bly'e e bir ulti denemesi keriden, Ufuk kılıcını... ...deniyor ama çok yakındı. Muhtemelen çamana gazo tutsa sonu Sıçra ile birlikte takip edecekti orada desteğini. Orta koridorda toplanmış durumda iki takım da. Yan koridorların... ...ya durumuna bakacak olursak çok iyi bir yavaş ittirme yok. Şimdi orta orada bir deneme. Hexash'a kullanıldı orada Kerry'den. Fakat Graves yarı canından fazlasını kaybediyor. Orada Şu anda Orion'la bile çok güçlü. Maf olmuşun üzerinde bir tane daha vampir hasar gelmiş. Kararmaya mı gidecek yoksa ölümsüz kalkan yayımı? O da merak konusu. Çünkü ikisini de yapabiliyorsunuz. Ve Kemba o ağız canlı kuleyi almak istedi üstüne dönmeden önce. Okyanus ejderi 25 saniye. Kemba. Ya yürüdü de yürüdü Yifone. rahat geri dönebilmek için. Güvenlik önemli. Evet ama geri de dönmüyor. Şey, ee, kırmızı güçlendirmeyi alacak. Yalnız canı... Erikler var orada ya. Yeniler canı. Toparlanacak gibi dediğin gibi. Can çalması da var muhtemelen rünlerden gelen bir can çalmaya sahip. Can da full de. Bir de ah, Okyanus ejderi de yavaş yavaş doldurdu canını. O ışından kullanıyor burada savaş istiyor Galacticos. Rulet sersemletilmiş Prime. Tek başına kaldı burada. Şafik yaklaşıyor şimdi. Ramsey yakaladı orada. Reyk düşecek. Skor Blake'de. Kerry araya girmiş. Kerry de düşmek üzere burada. İki kişilik bir zayıf acıma geldi oh, ama. Hoş. Bir ölüm Şovic cezası da. Bu sefer Çaman Gazoya. Arka tarafta Nuko oyalamaya devam ediyor. Kemba vurmaya devam ediyor. Kemba'dan bir skor daha. Rüb Kemba'yı aldı mı Prime bırakmayacak onu. Ve 5 skor Katliam Galacticos'ta. Yani Şafik iki tane ölüm cezasıyla ile... Çok kritik isimleri düşürdü. Önce Ormancı'yı düşürdü. Ormancı'yı düşürmek Ejder'i garantiye alacaktı. Ama savaş devam edince bir de taşıyıcı yakaladı aradan. Tertemiz oynadı savaşı. Ejder ruhunu da dakika 23'e bitirdiğimiz anlarda sahip oldu. Galacticos Akademi. Şimdi onlar için tek hedef var vadide. O da Baron. Ya Kemba yine güzel bir şekilde skol, e, Hasan'ı bırakıp skordu topladı ama... Son olarak Ruyuf'un üzerine gitmek yerine geri çıksa şu an Baron'u da almıştı Galakticos. Ama Okyanus ruhuna sahip artık kaybetmesi çok daha zor bir takım haline geldi Galakticos. Ve çok öndeler. Yani şu an 9000 altın öndeler. Hatta 8500 diyelim. Ve Baron etrafında da görüşü almaya çalışıyor iki destek oyuncusu. Tabi iki, iki tarafta farkında artık ana hedefin Baron olduğunun. Prime'ın ışından olmadığı için yalnız alt koridora ayrı kittirmeye gidemeyecek. Burada ayrı kittirme tehdidi yaratsa belki iyi olabilirdi onlar adına. Burada ölümsüz kalkan yay'a doğru ilerliyor Nyuk da ikinci eşya olarak. Bu da son dönemde görmeye başladığımız bir eşya düzeni. İleri için. Tristana çok önde. E Ryup üzerine gitti. Ryup yarışını kaybedecek burada. Ya tabi keskin sanak öyle bir Rune ki bu tarz durumlarda bir anda çok fazla hasar çıkarmanızı sağlayabiliyor. da çok fazla nasibini aldı aslında bu üründen. Baron öncesinde tamamen üst ormanın kontrolünü elinde tutmak istiyor. Şöyle bir katemi. Kat Nereye attı onu? Yani sen savaşlarda git o kadar ölüm cezası tuttur. Yerinde duran onu atama. Yani. Şeyi anlarım bak küfün diye ampliyen geç diyor falan Sabit duruyor abi ya nasıl kaçırıyorsun şefik mi Yakışmadı Bir kez daha orta koridor minyonlarını ittirip tekrardan barona doğru döndü Galaktikos O yalnız o totemi vurmasalar daha iyi olurdu Şu an haberi var bunun yapıldığından Oradaki totemi Kırdıkları için yalnız çok hızlı alıyorlar bile. Görüş küresi geldi ama Nuke geliyor yan taraftan. 2000'de Baron bitmek üzere. Baron alındı. Tristana da Kemba'da kaldı Baron. Kemba yükünü üzerine gidiyor. Nuke de birebir yapıyor Kemba. <laughs> Ve Kemba yok etti Nuke'u. Burada kalan savaşta orada 4 şu anda. Orianna'dan sadece bir kişiye ispat eden bu ulti ama Rift'u kaybediyor Galatasaray. Kemba bir skor daha aldı. Ayakta kalan son isim Reims. Ve ölüm süreleri de 30 saniyenin üzerinde Prime. Burada Graves'i de istiyor da. O geri döndürmek istemiyor daha doğrusu. İstemeden ziyade ama, ama alacak da. Sadece geri döndürmek değil, skor alacak burada Prime. Diğer tarafta kule düştü, inhibitor düştü. Prime'dan bir de sıçra. Ayakta kalan son ismi de düşürüyor Galatasaray tarafında. 26 dakika. 18 üçlük bir skor ve Akademi Ligi'nde Galacticos. Lider Galatasaray'a karşı galip gelmeyi başarıyor. Galip gelmeden önce birkaç skor <laughs> daha mı yoksa oyunu bitirmediler? Kemba. Burada bir savaş daha istiyor Galacticos. Keri Ölüm cezası ile birlikte Kemba'ya düştü. Az önce kapanışı yapmıştık ama bir kez daha yapmak gerekecek iki kişilik bir şok dalgası. Ama diğer tarafta Prime e, rulet bitirdi oyunu.